Ahmet Kekeç, bu Kazım'a ne içiriyorlar? Darbeden sonra hafif tertip eleştirel pozisyon aldılar ama darbenin etkisi geçince sustular. Fethullah Gülen ve çetesine toz kondurmamaya devam ediyorlar. Daha doğrusu böyle bir adam yokmuş gibi davranıyorlar. Böyle bir adam yok, çetesi yok, kumpaslar yok, bu çetenin içlediği cinayetler yok. Darbeyi prensip olarak eleştiriyorlar, darbenin fena bir şey olduğunu yazıyorlar ama fazla derine inmiyorlar. Mevzunun kenarından dolanıyorlar. Kimden söz ediyorum? Kazım Güleç yüzlenen adamdan ve gazetesinden. Biz bu Kazım'ı 17-25 Aralık sürecinde yazdığı heyheyli ve celadetli yazılardan hatırlıyoruz. Ateş parçasıydı. Hükümete ve Erdoğan'a demediğini bırakmıyordu. Hele muhterem hoca efendisini bir arkalayışı vardı ki Emile Zola'nın Dreyfus savunusu yanında hiç kalır. Yolsuzluk batağına batanlar, suçlarını örtbas etmek için Kazım'ın hoca efendisine saldırıyorlardı. Bühtan da bulunuyorlardı, haksızlık ediyorlardı vesaire. Bu yazılar 15 Temmuz'a kadar devam etti. Sonra sustular. Niye bilmiyorum. Kazım bize bu suskunluğun nedenini anlatsın. Hazır eli değmişken, devlet paralel yapıyla mücadele kılıfı altında bütün cemaatleri yok etmeye çalışıyor mealindeki sözleriyle neyi kastettiğini açıklasın. Devlet paralel yapıyla mücadele kılıfı altında bugüne kadar hangi cemaatleri yok etti, kimlere gadretti, mensubu bulunduğu grup mahut mücadeleden nasıl bir zarar gördü? Daha önce de yazmıştım ama umumi bir sızlanma dışında doğru dürüst bir karşılık alamamıştım. Tekrarlıyorum, bizim bildiğimiz farklı cemaatleri hedefe koyan ve onları yok etmeye çalışan tek yapı Fethullahçılardı. 17-25 Aralık girişiminde sadece hükümeti değil, menzil, Erenköy ve İsmaila cemaatlerini de hedefe koymuşlardı. Çok sayıda müntesibi sanık sandalyesine oturtmuşlardı. Kazım Efendi'nin niçin o zaman sesi çıkmadı? Bir dönem aynı mecralarda dirsek çürüttükleri arkadaşları, kamuoyunun yakından tanıdığın iki nur talebesi Mustafa Kaplan ve Bünyamin Ateş, el kaideci suçlamasıyla aylarca cezaevinde yatırıldılar. Bu kumpas muhterem hoca efendisi Fethullah Gülen'in eseriydi. Kazım Efendi buna niçin hiç ceraz etmedi? Niçin arkadaşlarının uğradığı haksızlıkla ilgili bir çift laf etmedi, etmiyor? Bu kadar sorudan sonra gelelim maksada. Kazım Efendi, Rus Büyükelçinin öldürülmesiyle ilgili bir makale yazmış. İsmi Derin Kumpas. Diyor ki, açıkça görünen o ki bu terör taşıyla birden çok fazla kuş vurulmak isteniyor. Bu Türkçe şahikası cümleden sonra, akla gelen ilk hedefleri sıralarsak diyor ve sıralıyor. Bu suikastle birkaç şey hedeflenmiş. Biri ülkeyi istikrarsızlaştırmak, diğeri güven duygusunu tahrip etmekmiş. Üçüncüsü de şuymuş, OHAL uygulamasını uzattırıp, hatta daha da ötesinde OHAL dahi yetmiyor diyerek sıkı yönetimi gündeme getirmek suretiyle, ülkeyi normal ve olağan yönetimden iyice uzaklaştırmak ya da normale dönüş taleplerine karşı ölümü gösterip sıtmaya razı etme taktığı ile OHAL rejimini sürekli kılmak. Kazım burada bu suikasti hükümetin tertip ettirdiğini anlamamızı sağlıyor yahut istiyor. Hükümetin işine yaradığına göre hükümet yapmıştır demeye getiriyor. Suikastçinin kimliğinden bahis yok şaibeli bir sınavla polis okuluna girmiş cemaat evlerinde kalmış bir fetullahçı olan ve suikastı önceden bilen Abdullah Bozkurt'a kiracı olmuş, fetöcü bir iş adamı tarafından finanse edilmiş, neredeyse bütün akrabaları fetöden dolayı tutuklanmış, izinli olduğu halde darbe gecesi uçakla Diyarbakır'dan Ankara'ya intikal etmiş, cinayeti işleyeceği gün hastalık izni almış buralara hiç girmiyor buralara girmiyor ama suikasti hükümete fatura ettikten sonra da şunları yazıyor akla gelen hedeflerden biri ve Rusya ile zor bela düzeltilmeye çalışan ilişkileri yeniden sıkıntıya sokmak. İşte bu sonuncusunu okuyunca bu Kazım'a ne içiriyorlar merakına kapıldım. Suikast derin kumpasa işaret ediyorsa ve maksat o hal rejimini sürekli kılmaksa, kumpasta parmağı bulunan, parmağı bulunduğu ima edilen hükümet, niçin o hal uğruna Rusya ile zor bela düzeltmeye çalıştığı ilişkileri yeniden sıkıntıya soksun? Bu hükümet manyak mı yoksa hükümet yetkililerine mi bir şey içiriyorlar? Ahmet Kekeç star